Danilo, hanımefendiyle yemeğe çıkıyorsun. Sevgilinle ya da eşinle. Tabii ki de. He? Tabii niye olmasa yani? Niye olmasın tabii ya? Delikanlı adamsın. Estağfurullah. Peki estağfurullah. Hesap geldi. Hesabı hanımefendi ödedi diyelim. Öyle bir şey olmaz abiciğim. Olmaz öyle, mi? Öyle bir şey ya. Hayat tek bu var. Hayat tek bu var gentleman. Ha, İtalyan erkeği. Aa lütfen öyle bir şey olur mu? Ben şey canım sen olur mu öyle bir şey ya? Otur, otur. Ben hallederim. Yani hesap ödetmez misin? No. Hiçbir şans yok ya. Bak tek sevgili değil ya. Şimdi değil ya. Kız kardeş, anne, teze, granne anne, teze. Yani. Ve bir şey söyleyebilir misiniz Umur Bey? Sen lütfen bana biraz yardım ver ya bu söylemek tamam, için. Tamam söyle. Ya. Şey çabuk anlamıyor ya öyle bir sorun var. No şey bak siz sevgili kızlar siz dışarı gidiyorsunuz erkek beraber ve sizin arkadaş hesabı ödemiyor. Aslan tekrar dışarı gitme. Çünkü o adam bir daha çıkmayın bir problem gibi. Var yani. Bravo doğru. Aa, dur bir dakika. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bakalım. Andre. Ne alakası var? Çocukta para yoksa ne yapacak? Aa oğlum ne kadar ekmek o kadar kız tekrar. Aa dur bir dakika. O zaman sen evden çıkma oğlum. Ay o zaman kız yok. Paran yoksa o zaman kız yok. Yani. Bak bu adam hemen tornistan yapıyor tamam mı? O ne kadar ekmek o kadar köfte diyor. Oysa ki biraz önce ne söylüyordu? Evet. Aşk diyordun. Bir saniye. Şimdi bak. Bir tartışın bakayım. Dur bakayım. Hayır, şey para ya para yoksa İtiraf diyor yani. Bu. Tamam sen söyle. Bak bu çok eskiymiş ya. Bu eski kalmış evet. Artık. Aha sen bak, hesap ödetir misin? Neden? Tadım? Neden? Seneler biz erkekler yani bu çok güzel bir duygu değil mi? Birisi bir şey esmalamak. Evet. Bir şey yani esmalamak. No? Çok güzel değil mi? Muhteşem bir şey. Ama biz mesela o şans kadınlara vermiyoruz. Tamam mı? Hep böyle erkek yo ben ödüyorum. Anladın mı? Ben mesela çok kadın arkadaşlar var. Tamam evet, mı? Evet. Çalışıyorlar. Bizden daha para kazanıyorlar ha. Çok fazla. Sonra... ya. 2015'teyiz. 2015. Yani böyle Roma bilmem ki de değiliz. Ama öyle. Ben İspanya gitti öyle. Ezap geliyor ya. Bütün erkek İspanyol böyle tuvalete gidiyor. Öyle öyle. Yemin ediyorum ha. Öyle. Öyle misiniz? Doğru. Ama ben tekrar söylemek istiyorum. Ya ben kadın arkadaşlar var ve kadın arkadaşlar diyor ya ben de çok keyif alıyorum mesela. Sana mesela bir şey ismi alayım, bir yemek götüreyim veya bir şey alayım. Anladın mı? Şimdi bir şey diyeceğim. Danilo ondan, diyor ki İspanyol erkekleri cimridir diyor yani. Ya biz gentlemen's daha doğrusu. Biz kadınlara o şansı veriyoruz. İşte cimri. İşte cimri yani. Cimri. Şimdi Amerika'da aynı senin dediğin gibi 2015 oldu. Şimdi her bayan için kalkmayı ödedin. Devam ne yapıyorsun sen ya? Ama bu ciddi değil ama. Yok abi ya ciddiyim. No. Ben kıskanamıyorum sonra Elon Musk kıskanıyor. Ben aşk diyorum sonra para bakıyor. Para istiyorum. Yalan söylüyor diyorsun. Hep yalan zaten. Doğruları ya. Söylüyor. Ne alakası? Samimi abi. Değil misin? Sen Amerika'da yaşadın mı? Yaşamadım. Dur bir şey söyleyeceğim. Bir dakika adam. Tamam söyle. Söyle. Çok merak ediyorum ben. Şimdi... bazı bayanlar bunu ters tepki alırsın bayandan. Ödedin diye. Ödediğin zaman. Tabii. Çünkü bir laf, bir şey kelime var. Evet. Dutch diye bir kelime var. Yani sen kendin hesabını ödüyorsun. Yani ha exactly. Kendin hesabını ödüyorsun. Öyle bir şey yok. Bazı bayanlar bu saatten sonra kapıyı bile açtığında tepki veriyorlar Amerika'da. Vay be. Evet, tabii. Şöyle bir şey var. Şu anda yeni generation bayan var olduğu için şöyle bir yani ben de para verecek durumdayım. Ne yani? Ha, diğer kadınlar benim de gücüm var. Evet. Yani. Onu göstermek isterler bazen erkeklere. Öyle yani mi? Yani durum yani şey niye bize hiç denk düşmüyor? Bak bizde durum nasıl olur biliyor musun? Klasik olarak ilk önce hesap bize gelir zaten. Bu adisyon açılır. Tabii. Adam böyle alır alayım ben falan der. Onu görür. Böyle bir suratı düşer falan. Sonra cüzdanım nerede diye bakarsa asıl. Sonra hesabı ödedikten sonra bunu buraya koyar. Bırakır. Böyle bir yüzünde bir masumluk olur erkeğin tamam mı? Kadın sorar der ki ne kadar geldi hayat?
Yok bir şey ya. Bir şey değil. Oysa ki adam oraya yarım maaşı bıraktı yani. Hallederim kafasında falan. Bizde durum bu bak. Türk erkeğinde durum budur. Evet. Ödersin, ödemek durumundasın. Olmaz öyle, ayıptır. Yani size benziyoruz o anlamda. Yani yo, ödemek istemiyor mu diyorsun? Efendim? Normal, yani istiyor, normalde istiyor. Ödemek istemiyor. Hayır, biz istemiyoruz. Yani şeysi, sen kimsin ki ödüyorsun? Senin paran burada. O yüzden kendi evet. mekanlarına giderler, müdavim oldukları. Oraya götürürler tabii. Çabi. Bu biraz ayrımcılık olmuyor mu? Yani ben şöyle katılıyorum. Andrei'nin dediğine kesinlikle %100 katılıyorum. Ya kadınla erkek madem İyi de, eşitse. Pozitif ayrımcılık diye de bir şey var yani. Ama yani baktığı zaman hakikaten Manuel'in dediği de çok mantıklı. Hani ısmarlamak madem güzel duygu, hani madem soruluyorsa ya bence kadın Danilo ne diyor Allah aşkına? Gerçek işte. Erkek kalmadı yemin ediyorum. Vallahi. Ismarladı. Dur bir dakika. Pardon. Ciddi bir adam burada. Tamam bir dakika Antonio sıra onda ama. Sıra Emrah'ta. Ciddi bir adam burada. Evet, sen olur mu? Tamam. Lütfen. Ya şimdi şöyle bir şey aslında Manuel'in söylediğine katılıyorum. Bizim sen de mi cimrisin? Hayır. Bir dakika. Bir adam matadordu bak hayır. Ne hale geldi ya. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Hem katılıyorum hem katılmıyorum. Bizim Slovakya'da da mesela hesabı ödemek istediğin zaman ters tepki alabiliyorsun. Neden? Çünkü kadınlar erkekler kadar kendi ayaklarının üzerinde durabiliyorlar. Ve bu özgüven var açıkçası. Evet ve, bravo. Bundan suistimal ederek hep kadınlara hesap ödetmek de olmaz. Yani haliyle. Peki anladım. Seni de anladım. Sen de cimrisin. Sen? Aslında İngiltere'de aynı şey geçerli. İşte Amerika gibi. Hani işte kadınlar da artık da hani erkekler kadar şey maaş alıyorlar ama ben yani kişisel olarak işte kadına şey yaparım. Hani bir date'e giderim. İlk defa ben öderim. Ondan sonra Alman hesabı şey yapalım yani. Paylaşırsınız. Paylaşalım. Ha, aynen. Ondan sonra hep ilk kadın hani masa taka. Ya Japonya'da da öyle yani normalde yani tabii yani kadınlar... Öder misin, ödemez misin, ödetir misin? Ben öderim. Yani yani Türkiye'ye girdikten sonra öyle yapıyorum ben. Ha, burada. Ama, burada. Yani, genel olarak yani Japonya'da paylaşıyoruz. Yani mesela erkekler %70 ödüyor, kadınlar %30 ödüyor falan. Böyle öyle mi? Alman usulüne yakın yani. Ona yakın bir şey. %50'ler mesela erkek ödüyor hep. Ya orada zaten Japonlara ya yumuşak erkekler diye biz dalga geçeriz. Bir saniye ne diyor ya? O kadar sert değilsin. Bu ne diyor ya? Sen de o kadar sert değilsin ki. Yani benim ben kadar sert değilsin ki. Ben sana Bak bende kırçın var, sende ne var? Hadi söyle. Tekvandom var. Tekvando yani ayak keseceğim o zaman. Ayağını keserim diyor. Ama yemin ediyorum şok herkesi cimri ha. Yemin ediyorum ha. Vallahi ha. Şok oldu ha. Şok. Seni güvendiği oğlum ha. Bir Emrah'a güveniyordun ama o da uçakçı ya. Değil mi? Pardon oğlum mu? Bir dakika. Burada bir kadın var. Bir şey söyleyebilir miyim? Abici, oğlum mikrofon versene. Gel burada. Gel. Mikrofona gel. Ömür Bey kusura bakma hemen geliyorum. Estağfurullah ya. Önemli ya program senin. Severek izliyoruz. Efendim. Pardon. bir tane kız alacağım. Hangisi? Ben seçmiyorum sana kız. Bak şurada hanımefendi var. Hanımefendim buyurun. Sen sorsana ben. Sen sor. Senin sorunu tamam. Ben niye sorayım ya? Pardon canım bir şey sormak istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. dur sorsun. Oğlum evlisin canımla falan konuşma insanlarla ya. Yenge vallahi. Ondan sonra geliyorsun ama burada torbi sahibi. Tamam. Benim için aşk var. Bir tatil canım sana söyledi ya. Ayıp olmasa ya. Tamam anladık. Sen sor sorun. Mesela sen bizim Emrah beraber yemekte dışarı gidiyorsun. Tamam mı? Bak çok mutlu. Anladın mı? Tabii. Ya işte. Doğru buldu işte. Bir siz oturuyorsunuz, güzel yemek yiyorsunuz falan filan sohbet ediyorsunuz. Sonra hesabı geliyor. Emrah seni bakıyor. Emrah bak lütfen. Sen Emre bakıyorsun. Sonra Emre kalkıyor. Canım bak sen bir bak ben hemen geliyorum. Ayıp olmuyor mu? Ben öderim. Ayıplığı da ona kalır. Tamam. Biliyorum niye çalışmadı. Pardon. Aynı sorum. Sen Masataka beraber dışarı yemek yiyorsun. O çok yakışıklı, değil mi? Çalışamıyor yani. Yakışıksız yani, öyle mi? Yakışıksız bu. Ne o çirkin. Nani? Allah Allah ya. Aynı şey. Allah belanı versin ya. Allah belanı versin ya dedi. Türkiye'deki tavır budur.
Erkek hayır, öder. Şey anlattı. Hanımların bana, çoğu da bunun böyle olmasını ister. Danilo gibi erkekleri ve müdahale eden bir kadınla sorabilir miyim? Monika. Tamam bir saniye sessiz. Sessiz, evet tamam. Monika. Türkiye'de gerçekten erkekler ödüyorlar ama hep borç içerisinde o yüzden. Nasıl? Siz Polonya'da evet tavrınız ne Polonyalı hanımların? Polonya'da paylaşıyoruz Slovakya gibi ama kişisel olarak erkekler ödesin her zaman daha iyi. Sen onu istiyorsun değil mi? Yani evet. Niye yok? Çünkü kadınlar böyle değil mi? Sahip çıkılmak istiyor. Ama bak o çok mümkün değil. Çünkü ya. Garson gelir elinde adisyonla tamam mı? Kadın bunu alacak olur böyle garson çeker sana bakar. Değil ne mi? Yapıyor yani? Tabii doğru. Ayıptır çünkü yani bizde. Bayağı restoranlarda da böyledir. İtalyanlarda da öyle değil mi? Aa abicim tabii ki. Ama öyle olmuyor ki abi. Manu. Sen mesela yemeğe gidiyorsun. Arkadaş diyor bak ben sana yemek ısmarlayacağım bu gece. Ya başka bir yemek. Bu başka bir yani şey. Yani Manu biz başka. Zaten. Ya, sürekli bir böyle. Ya cimri tamam anladım. Elin olu var, elin olu var. Aç TV'yi elin olu var. Matrak şakrak patlak çatlak. Ne ararsan burada var. Bu çocuklar zırveli. Tipi tüflerinden belli. Muhabbetinin dili. Sevdim oğlum ben seni. Elin olu var, elin olu var. Aç TV'yi elin olu var. Matrak şakrak patlak.